15 tatilin ilk günündeyiz. Gerçekten çok değerli bir zaman. Bu 15 günde çok şey değiştirebiliriz. Harika bir kamp yapabiliriz ve netlerimizi artırabiliriz. Sınava 140 gün kaldı. Bu 140 günün 15 günü değerli. Sonrasında geriye kalan 125 günde de süper şeyler yapacağız ama gerçekten bu 140 günde öğrencilerimizin yani sizlerin yorumlarını okumaya devam ediyoruz. Hemen başlayalım ilk yorumla. Okulda çalışacağım diyorum. Ama okuldan gelince biraz dinleneyim dedikten sonra saat geç oluyor, istek gidiyor, o gün boş geçiyor, ne yapacağım bilmiyorum demiş. Demek ki herkese bu sıkıntı var ki. 527 beğeni almış Miraç Emirhan. Peki Miraç, senin yaşadığın bu sıkıntıyı sadece sen yaşamıyorsun. Herkes yaşıyor. Peki bunun çözümü nedir? Hemen söyleyelim. Birincisi, ...okuldan geldiğimiz zaman mutlaka dinlenmeliyiz. Yani ben okuldan geldim pat diye ders oturacağım dersen olmaz. Okulda yoruldun. Testler, sınavlar falan yani git gel bile yoruyor insanı. Dolayısıyla okuldan geldiğimizde dinleneceğimiz bir süre koyacağız. Okuldan 3'te geliyorsak 5'e kadar dinleneceğiz. 4'te geliyorsak 6'ya kadar dinleneceğiz. Ama saat tam altta ders oturacağımızı bileceğiz. Ve ne çalışacağımızı bileceğiz. Bununla alakalı kendiniz bir çalışma programı yapabilirsiniz. Ama yine tekrar söylüyorum. Ücretsiz bir şekilde... Tonguç kitapçılarına bıraktığımız LGS ücretsiz e, tekrar programımızda hangi saatte neye çalışacağınız bakın saat 17.30'da bunu yap saat 18'de bunu yap demişiz hatta bunun saatsiz esnek programı da var yani kendine göre saat yazabilirsin. ben kardeşim ben 15 tatil olduğu için saat 9'a başlayacağım diyebilirsin saat 10'da başlayacağım diyebilirsin hangi saatte ne yapacağını bilirsen hiçbir sıkıntı yaşamazsın ve programı uyguladığında veya kendi yapacağın programı uyguladığında sınavdan mükemmel bir başarı elde edersin gelelim günün sözüne bir hedef ancak onu ya yazıya, onu yazıya geçirdiğiniz zaman güç kazanır. Ve her yazıya geçirdiğinizde gücü biraz daha artar. İşte bahsettiğimiz şey de bu. Mutlaka kazanmak istediğiniz okulun ismini veya oraya gidip yaptığınız bir selfie, çektiğiniz bir selfie, öz çekimi gidip duvarınıza asın. Ben bu okula gireceğim deyin. Artı neyi çalışacağınızı, nasıl çalışacağınızı, hangi saatte, hangi günde, hangi soru çözeceğinizi birazcık bilmeniz lazım. Biz bu konuda Tonguç olarak size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Sonrasında da zaten sizden hiçbir şey kurtulamaz. Günün kitabına baktığımızda sefiller Victor Hugo'yu görüyoruz. Burada öğrencilerden bahsediyor. Hayır şaka tabii ki. Öğrenciler sefil değil. Öğrenciler çok iyi olacaklar. Sefiller de Fransız İhtilal döneminde yine çok ciddi bir gözlem yeteneğiyle anlatmış Victor Hugo. Dünyanın en büyük 10 romanından bir tanesi sefiller. Bunu da okumalısınız. Hemen geçiyorum günün okuluna Adana Fen Lisesi. Adana merkez diyoruz ama gerçekten burada herkes başarıyı patlatıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'de bakın geçen seneki sınav sonuçlarını okuyorum. İlk %5 öğrenci. Tıpa tıba yani daha doğrusu tıp fakültesine 47 öğrenci, diş hekimliğine 4 öğrenci, mühendisliğine 16 öğrenci ve bunun haricinde TÜBİTAK'ta da TÜBİTAK'ta yani e, bilim araştırma yarışmalarında çok ciddi başarılar var. Dünya Olimpiyatları birinciliği var. Adana Fen Lisesi'ni bilen bilir diyoruz. Gerçekten hedefiniz için güzel bir okul diyoruz. Ödülü sorumuza yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdiden iyi çalışmalar, iyi tatiller arkadaşlar.